Koca kafalar, kocaman kafalar. Koca kafalar, koskocaman kafalar. Koca kafalar, koca koca kafalar. Koca kafalar, koskocaman kafalar. Bugünün en sıcak iki durağı. İhsan Yıldız, Kara Harekatı'nın merkez üstünden notları aktaracak biraz ama önce hemen Erbil'e gidiyoruz. Çünkü Kuzey Irak'tan son derece çarpıcı haberler, iddialar geliyor. Cem! He! Nedir oradaki gerçek durum? Ya ne gerçeği Sayın Bülent ya? Buradaki kara harekatı biteli aylar oldu. Ben niye hala buradayım? Ben anlamadım ki ya. Vallahi sıkıntıdan köylülerle topmop oynamaya başladım. Beni ne zaman alacaksınız buradan ya? Bir uydu yayını yapacaksınız diye beni burada bekletmeye ayıp değil mi ya Sayın Bülent? Şimdi sevgili seyirciler, gelelim sınırın bu yakasındaki gelişmelere. Neye geliyorum? Buraya gel, beni al önce. Az önce de söylediğim gibi sınırın iki tarafı da... Alo! Alo. Çok sıcak sevgili seyirciler. Nasıl sıcak? Burada hiçbir şey yok diyorum sana. Soğudu, hava soğudu. Uydu kime uydu? Necid'den arkadaşlarım bir not iletiyorlar. Haberinizde geçmeden önce bir son dakika haberiyle Bağdat'a gidiyoruz. Benan Kepsutlu Bağdat'ta. Benan. Alo. Nedir bu son dakika haberi? Bir son dakika haberiyle hemen bağlanayım demişsin. Söyle bize. Yok vallahi ben öyle bir şey demedim Sayın Bülent. Ben Bağdat'ta da değilim zaten. Balgat'taki evimdeyim. Hatta banyo yapıyordum. Ben sizin uydu geldi bana bağlandı. Ben de anlayamadım ne oluyor. Bugün benim izin günümdü ama. Sen şu anda neredesin? Nereden yapıyorsun bu yayını? Nereden arıyorsun bizi? Ben banyodayım Sayın Bülent, banyoda. Ben tam lifleniyordum, içeri uydu girdi. Ne diyeyim, burada ortam çok sıcak Bülent. 30 dereceyi aşan bir ısı var. Her şey çok gergin. Ben de gerginim. Sabunu life sürdüm, lif de gergin. Beklemedeyim Bülent. Benan çok çok teşekkürler. Sana tekrar bağlanabiliriz eğer gelişme olursa. Sen oralardan ayrılma. Ay nereye ayrılayım? Banyo yapıyorum Sayın Bülent. Tamam ayrılmam da tekrar bağlanacaksanız ağda kısmına geçmeyeyim. Ayıp olur. Alo? Sevgili seyirciler, hemen içeriden haber geldi. Sıcak gelişmemiz var. Bir sıcak gelişmemiz var. Hemen İhsan'a bağlanacağız. İhsan, alo. Ne oldu? Nedir haberler? Abi bir haber yok ya. Günlerdir burada bir şey oldu yok. Bizi artık bir buradan al. O orada, ben burada. Telef olduk biz ya. Uydu bize bağlanacak diye. Şunu söyle bana. Habur'un kapandığı. Kapandı mı kapanmadı mı? Habur'dan insanlar geçiyor mu geçmiyor mu? Kamyonlar geçiyor mu geçmiyor mu? O konuda bir haberin var mı? Abi ben Sayın Bülent nereden bileyim? Habur ta buradan 250 kilometre ötede. Sen beni nereye koyduğunu farkında mısın? Sen oraya bağlansana. Bak Sayın Bülent, burada bana pis bakmaya başladılar. Beni alın buradan ya. Köyün muhtarının 3 gözlü kızı var. Beni onunla evlendireceklermiş. Beni buradan kurtarın lan. Ben 3 gözlü kızla evlenmek istemiyorum. Sen o teyidi aldığın zaman hemen bize tekrar bağlan sevgili seyirciler. Hemen İhsan'a bağlanalım. Çünkü İhsan'a biraz önce bir sorumuz olmuştu. İhsan. Şimdi sana daha önce sormuştum, kapandı mı kapanmadı mı Habur, bakacağım demiştin, ne oldu? Abi bakacağım dedim de daha 20 saniye geçmedi, ben nasıl gideyim 250 km öteye ya? Abi sen delirdin mi? Sayın Bülent, ben yine aşağıdaki çocuklarla maç yapmaya gidiyorum. Bir şey olursa çaldıracaktan gelirim buraya, tamam mı? Hadi canım. Yemini bir kuş konmuş da pencerede konmuştu. Aldım onu içeriye ötsün diye. Küfür ederken canlandı. Ellerim bomboş kaldı. Elimizde, yalan elimizde. Biz gideriz okula, okula. Hey gidi gençlik hey. Siz şimdi tabii haliyle doğum nasıl geçti diye merak ediyorsunuz. Bu şimdi ben nasıl diyeceğimi bilemiyorum da biz doğumdan sonra fark ettik ki bebeği içeride unutmuşuz. Hay Allah ya. Ne garip olay değil mi? Dalgınlık işte. Daha da kötüsü, doğumdan sonra aletlerimizin sayımını yaptık. Bayağı bir eksik çıktı. Yani karnınızda başka şeyler de unutmuşuz. Alfabetik sıraya göre ben sayayım isterseniz. 1 adet bebek. Baba. 1 adet ameliyat eldiveni. 2 adet sargı bezi. 2 tane havlu. Ameliyat masası. 1 de halojen lamba. Bu hepsi tamam da halojen lambayı oraya nasıl soktuk ben de anlamadım. Enine girmemiştir iş. Hay Allah, dalgınlık ya. Ama bu dalgınlığımız tabii haliyle bir takım sorunlara yol açabilir. Ne gibi sorunlar? İşte kızım bu tür sorunlar. Yani unutulan eşyalar beyninde hasar meydana getirdiği için böyle saçma saçma sorular sorabiliyorsun. Neyse sorun yok. Yani gel hemen içeride alayım ben emanetleri senden. Arkaya bir geçelim biz seninle. Evet, bakalım şöyle bir karnınıza. Oh oh süper. Karnınızda unuttuğumuz her şeyi temizledik.
Kesin mi? Yani bazen yanılırlar ya. Çok rica ederim. Burası saygın bir hastanedir. Dalgınsak da o kadar da değil yani. Çüş ha. Neyse. Bakalım bebeğimiz nasılmış. Akuşta kukuş. Bu ne lan? Ben. Alo. Ya doktor. Doktor. Hasta bakıcı Hüsrev. He ya hasta bakıcı Hüsrev. Lan oğlum kilitli kaldım burada. Hadi ya. Beni çıkartsana kardeşim buradan. Evde hanım çoluk çocuk bekler. Hadi kardeşim ya. He Hülya'cığım, her gün bir konuk yapa yapa konuk kalmadı, beni çağırdınız değil mi? Hilayya, hemen başlayayım o zaman esprilerime. Ay'a baktım seni gördüm, sana baktım ayı gördüm. Nasıl? Olmadı mı? He şu nasıl? Evlenmeden önce alayına, evlendikten sonra balayına. Ay, bu nasıldı? Peki bu ayıp bir şey değil mi? Ya ayıbı ben bir yalarım, bir de Himalayalar. Allah bu çok acayip ya. Ben birkaç gün önce İngiltere'ye gittim. Bütün çocuklar yabancı dil biliyorlardı. enteresan değil mi? Bu da çok enteresan. Peki doğru. Peki siz de şeye karşı mısınız İngilizce eğitime? Yok ben karşı değilim. Mr. Brown and John Wayne. He sen John Wayne'in ebesine ne denir biliyor musun? Ebeveyn. John Wayne ebeveyn. Anladın mı? Bak anlamadı ya. Lan ebeveyn John Wayne. Ebesi John'un ebesini Wayne yani. Bak hamamda adamın biri beline havlu yerine gazete dolamış. Neden? Çünkü medya her şeyi büyütüyormuş. Anladın mı? Büyütüyormuş. Ne oldu bir baktın kaldın neye şaşırdın? Bana gelen bir konuğumun söylediği şeylerin aynısını söylüyorsunuz. Bu çok enteresan. Allah Allah o da mı gazete doluyormuş? Hangisiydi o? Erol mü? Yoksa profiterol mü? Allah'ım ya ya. Konuk diyordun. Benim gelen diğer konuklarımla ilgili edindiğim birçok bilgiye dayanarak söylüyorum. Hani Amerika'nın aslında birçok ülkeyi sömürge haline getirmesi. Evet işte çok önemli bir konuya ayak bastın. Ayağını çek orada çabuk. Ezilecek çek ayağını. evet Amerika diyordum. Çok önemli bir konu. Buna da diyorum ki hey George versene borç. Açıklar mısınız lütfen? Olmaz Michael bende de yok. çok ne oldu lan? Ay Allah. Güzel mi harbiden lan? Ay enteresan. Enteresan. Çok Allah. İyi ya. Allah Allah. O kadar espri yaptım. Hakan Peker'e güldü ya. Ulan Hakan Peker sen ne biçim adamsın ya. Hiç yaşlanmayacaksın mı sen? O anlarla başlıyoruz. Nasıl da bir duru güzellik. Kaşlarını kendisi almış veya aldırmış bilmiyoruz. Bakımlı. Ama ışığın derin göl yeşili göz bebeklerine... Naif bir kararlılıkla oluşmuş gözlerine ve kirpiklerine kenar çizgileri çektiğini görebiliyoruz. İşte harika bir o an fotoğrafı. Paris'te Christophe de Carny'nin defilesi. Artık modele karşı hislerini mi? Düşük bir olasılık da olsa giysiye karşı beğenisi mi? Ya da büyük olasılık durduğu yerdeki görüş açısının yarattığı duygular mı? Ay dayanamadım güleceğim. Oğuz abi o duyguları sen benden daha çok hissettin gibi geliyor. Her neyse büyülenme aşamasında bütün yüzünden düşer. Büyülenme aşaması abi. Oğuz abi sesin değişti aman sakin ol. İlahi ya. evet ciddi. Beyin sana izlediniz efendim. Hoşçakalın. Büyülenme aşamasında. Ladies and gentlemen. Mınha emmınha. Evet bayanlar baylar. Bugünkü Oscar töreninde sizlere gerçekten üzücü bir haberimiz var. Evet. Türk oyuncularının Hollywood'a yaptıkları çıkarma sinema endüstrinizi çökertmek üzere. Biliyorsunuz Türk oyuncularından Tamer Karadağlı ve Deniz Akkaya bir Hollywood filminde görev yaptı. Hay Allah. Ama üzücü olan şu ki bu filmde sergiledikleri Amerikan'dan çok Amerikancı oyunculukları ile üzgünüm size verilecek Oscar ödülü kalmadı. Hepsini onlar aldılar. Şaka bir yana size bundan daha da üzücü bir haberimiz var sevgili izleyenler. Evet, Yeşilçam Hollywood Oyuncu Değişim Projesi kapsamında Türkiye'ye gönderilen oyuncunuz Marion Cotillard Türkiye'de çok kötü bir kaza geçirdi. Lütfen kendisi anlasın. Marion gel tatlım. Gel Cotillard'cığım. Marion'a bir moral alkışı lütfen. Lütfen, lütfen. Oh my God, oh thank you. Thank you very much. Şahinka, thank you. Aydemir Akbaş'ın parçala Behçet. Oh,
5 dakika daha, Beşiktaş 5 dakika daha. Ay the rock wash o beni pompi pompi pompi. Olmazdı ya. Vah vah yazık kıza ya. Deme pufta. Cimcim çıkacak, kuş çıkacak. Thank you, thank you. Şahinko. Evet, aslında Marion bu kazalardan fazlasıyla memnun kalmışa benziyor sanki. Biraz hoşuna gitmiş ki galiba. Ya da siniri bozulmuş, gülüyor filan. Biraz kafayı yemiş sanırım. Yemiş. Şahinka'yı görünce tabii. Ben de olsam ben de kafayı yemiş. Hayır canım, Şahinka'nınkini vermemişler. Heykeli vermişler. Heykelcik, heykelcik. Şahinka. Abi ben artık dayanamıyorum bu kokuya ya. Ulan ne kadar pis kokuyor burası ya. Abicim ne sansar ne pis bir adammış bu Nazik ya. Nazik falan değil, terbiyesiz lan bu. Domuz lan bu, domuz. Kokarca lan, işkembe lan bu. Dalak lan bu da. Aha geldi. Gel. Müdürüm gelirken kulaklarım çınladı. Benden bahsediyordunuz herhalde. Yok, dedenden bahsediyorduk. Allah'ım ya. Abicim senin kuru fasulye falan mı yedin? Allah Allah. Herkes aynı soruyu soruyor ya. Lan oğlum teşkilat çökmek üzere lan, kokuyu almıyor musun? Bir tek sen rahatsız değilsin kokudan. Bu ne demek? Lan ne demek? Pırt demek. Hepiniz benden mi şüpheleniyorsunuz? Onun için mi çağırdınız beni buraya? Oğlum kokudan bittik lan. Kimyasal saldırıya uğradık sanki. Oğlum sen yaptıysan söyle bak, adamı hasta etme. Sorguya mı alıyorsunuz beni? Ya bak abicim, biraz önce sen dışarıya çıkana kadar koku yoktu. Sen çıktın, koku yayılmaya başladı. Niye çıktın aceleyle dışarı ha? Dışarıdaydım. Gezdim dolaştım. Yok ya, gezdim dolaştım. Ulan odaya salıp dışarı kaçtım demiyorsun da gezmiş dolaşmışmış. Ulan o kokuyla kim dolaşır seninle? Yo, yalnız gezdim. Efkar dağıttım, tamam mı? Ulan efkar dağıtmışmış. Bak yalana bak ya. Pırt yaptım kaçtım demiyor da. Ulan yemin ediyorum var ya, Çernobil gibi oldu burası ya. Kusacağım vallahi, kusacağım bak, ya. Bak aslanım, sen yaptıysan söyle. İnsanlık hali olabilir, kuru fasulye falan yemişindir. Çok isterdim ama ben yapmadım. Ulan kokudan durulmuyor, kokudan. Lan Çernobil'e döndü burası, Çernobil'e. Benim diyeceklerim bu kadar. Lan. Bu ses ne lan? Ulan son atışı mı yaptın yoksa? Ulan Nazik oğlum, sen casus musun, terörist misin? Allah, yine son atışı senin yaptı gidiyor ya. Ana, pantolonu da yırtılmış lan. Allah senin cezanı vermesin lan. Bir saygısızlık ettiysem özür dilerim. Ulan daha ne saygısızlık edeceksin? Kokarca bombası. Lan bitirdin lan bizi, çökerttin lan teşkilatı. Çık lan dışarı. Hadi narkotörör bitti lan senin yüzünden. Hadi yürü git, kimyasal terörist seni. Efendim, saygılar Hamdi Bey. Yarışmacı Polat Alemdar geldi. Otur bakayım, şöyle sandalyeye otur Sedme. Hoş geldin Polat Alemdar. Hoş bulduk. Yüzünüzü görebilir miyim? Ay, sus Polat, hiç olur mu öyle şey? Bugüne kadar kimse Hamdi Bey'in yüzünü görebildi mi şimdiye kadar hiçbir yarışmacı? Önce eleme sorusunu yanıtlaman lazım. Nedir sorunuz? 500 bini kazanırsan ne yaparsın? Ama bu soruyu sırrı çözdükten sonra yanıtlayabilirsin. Sır nedir? Sır sinerjidir. Hiç duymadın mı? İki türlüsünü duydum. Evet, birincisi kutuyu okşamak, ikincisi ondan geriye doğru saymak, saygılarımla. Şimdi teklifimize var mısın, yok musun? Nedir teklifiniz? İlk teklifim 23 bin YTL olacak. Bir önceki teklifinizde... Biliyorum, 72 bin vermiştim. Ama kutuna git diye yaptım. Neden? Çünkü artık birinin 500 bini kazanması lazım. Bunu nasıl başaracağım? Kiminle? Nasıl? Yanındaki yarışmacılarla başaracaksın. Solundaki yarışmacı Aysel ve sağındaki üçüzlerle başaracaksın. Onların hislerine kulak ver. Onları seviyor musun? Yanımda duran insanları çok seviyorum. Ama buraya kadar bile gelmemiz mucize. Peki Ali Bey nasıl 125 bini almayı başardı? Peki Aysel nasıl 90 bini aldı? Benim onlarla benzer ne yanım var? Onların da hisleri kuvvetliydi, senin de kuvvetli. Niye ben? Sen, çünkü ekipçe biz seni bebekken kaçırdık. Estetik yaptırdık. Bu yarışma için yetiştirdik. Sen seçilmiş yarışmacısın. 500 bini sen alacaksın. Hamdi Bey, vış. Ay, özür dilerim Hamdi Bey. Ben de sizi ilk defa gördüm de heyecanlandım.
Bak, Polat Alemdar, Hamdi Bey'in suratını gördüğünü kimseye söylememeye yemin etmen lazım. Et bakayım. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Heh, aferin, tamamdır. Peçeteye sil bakayım şimdi orayı. Kanım yeminime mühür olsun. Yok, biz bunu senin kutuna mühür yapacağız. Böyle ipi çektikten sonra silahı, mühürü pis pis bırakma, tamam mı? Adettendir. Yarışmada hünerini sergileyeceğim bölümde Acun'u topuğundan vurabilirsin. İzin veriyorum. Teşekkür ederim. Haydi bol şans. 500 alırsan ben de göre. Koca kafalar, kocaman kafalar. Koca kafalar, koskocaman kafalar. Koca kafalar, koca koca kafalar. Koca kafalar, koskocaman kafalar.